بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين. في البداية أود أن أرحب بكم وأشكركم على تشريفكم لمؤتمرنا بادر لرجال الأعمال والفرص الاستثمارية الأول، راجين من المولى العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير للجميع. وهنا أؤكد لكم أن الفرص المتوفرة للاستثمار في تركيا ليس من السهل الحصول عليها في مكان آخر، وهذا لا يعني عدم وجود تجارب لم تحقق النجاح المطلوب لدى بعض المستثمرين. Biz artık rekabetin küresel olduğuna inanıyoruz. Mahalli rekabetin sona erdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunun için çalışıyoruz. Karlı olmayan hiçbir alana hiç kimseyi davet etmiyoruz. Türkiye kazandırır. Türkiye'de yatırım kazandıracak bir adımdır. Herkese kazandırır. Türkiye'ye de elbette ki kazandırır. Türkiye artık bir teknoloji üssü. Türkiye sadece orta teknoloji değil, hatta sadece orta yüksek teknoloji değil, tümüyle dünya ile rekabet eden yüksek teknolojinin, bilginin geliştirildiği, üretildiği ve ticarileştiği bir ülke konumuna geldi. Çok değil birkaç sene içerisinde bu startuplarımızın, teknoloji girişimlerinin milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını, unicornlar haline geldiğini hep birlikte müşahede edeceğiz. Birlikte araştırıp geliştirelim, birlikte üretelim, birlikte kazanalım istiyoruz. Ve bu yapılan zirvelerin güçlü Türkiye yolunda önemli fırsatlar oluşturduğu düşüncesindeyiz. Halihazırda zaten ciddi yerlere geldiği otomotivden enerjiye, finans sektöründen gayrimenkule pek çok sektörde değişik fırsatlar ortaya çıkıyor. İnşallah bunların, bu fırsatların hepsinin de bizzat sizin dikkatinize sunulması için bu tip toplantılar çok önemli toplantılar. Sizler neye önem veriyorsunuz? Türkiye'de yatırım ortamının iyileşmesi noktasında neyi daha önemli görüyorsunuz? Eksik olanın ve tamamlanması gerektiğini düşündüğünüz ne nokta varsa bunların hepsinde yatırım ofisimizde bizlerle görüşebilirsiniz. Biz de diyoruz ki biz gelen yabancı yatırımcılara yerlilerle aynı standartta muamele yapacağız. Onlara karşı kesinlikle haksız bir uygulamaya gitmeyeceğiz. Bunun da garantisini kendimizden o kadar eminiz ki bizim mahkemelerimize değil uluslararası tahkime götürebileceğiniz derecede bir hak veriyoruz. Türk vatandaşlığı kanunu uygulamasına ilişkin yönetmelik 6 seçenekle yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığına geçme olanağı tanıyor. Bu herhangi bir vatandaşlık başvurusu değil, istisnai vatandaşlık başvurusu şeklinde gerçekleşmektedir. Bugün Türkiye'nin neresinden bir uçağa binerseniz binin, doğuya, batıya, kuzeye, güneye gidin. 3-4 saatlik mesafede gittiğiniz ülke sayısı 57. Dünya ticaretinin %60'ının döndüğü bir interland'dan bahsediyoruz. 10 trilyon dolarlık bir pazarın tam ortasında yer alan, böyle bir interland'ın tam ortasında yer alan bir ülkeyiz. Ve dünyanın birçok firması da dediğim gibi bu anlamda Türkiye üretim merkezi haline getirmiştir. Türkiye'deki yatırım fırsatları ve iş geliştirme ile alakalı çok önemli bir toplantı var ve bu toplantıya öncülük eden Bader grubu ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2008'deki küresel finans krizi dönemi sonrasında Türkiye ardı ardına pozitif büyüme ile dünyada 27-28 çeyrek dönem
arka arkaya pozitif büyüme performansı gösteren dünyadaki 5 ülkeden bir tanesi. Bu da bizi üretim üssü boyutunda çok ayrıcalıklı bir ekonomi olarak gündeme getiriyor. 44 değişik alt konuda kendi ürettiğimiz yazılımları dünyanın 120 ülkesine ve daha fazla ülke ihracat pozisyonundayız. Dünyaya baktığımızda teknoloji girişimlerinin kurulması, doğması ve büyümesi için en ideal pazarlardan bir tanesi Türkiye.